Arkadaşlar, şimdi dünyanın yıllık ortalama sıcaklık dağılışına bakacağız. Şimdi dünya yıllık ortalama sıcaklığı deyince hemen aklımıza şu soru gelecek. İndirgenmiş sıcaklık nedir? Gerçek sıcaklık nedir? Şimdi gerçek sıcaklık bütün yüzey şekillerinin hesaba katılarak ölçümlendirilmiş haliyken indirgenmiş sıcaklık ise tüm bölgenin 0 metre yani deniz seviyesine kabul edilmesiyle oluşturulmuş sıcaklık değerleridir. Peki bu bağlamda bir bölgenin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark fazla ise bu yere ne deriz biz? Yüksek bir yer. Fark az ise bu yerin daha alçak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, şimdi dünya yıllık ortalama sıcaklık dağılışı nedir? Nelerde hangi sıcaklık değerlerini görebiliriz? Onlara bir göz atalım. Görüyoruz harita üzerinde ben zaten dünya yıllık ortalama sıcaklık dağılışını verdim. Bu ölçekte bakarsak görüyorsunuz arkadaşlar ekvator ve ekvator çizgisini takip eden yerlerde eğrilerin daha fazla kuzey yarımküreden geçtiğini görüyoruz. Bakın şu kırmızı eğrilerin daha fazla kuzey yarımküreden geçtiğini görüyoruz. Bunda etkili olan şey karasallığın dağılışı ki unutmayalım. Dünya sıcaklığında alışında karasallık ya da buna benzer enlemsel faktörler de önemliydi. Bunları da detaylı olarak az sonra göreceğiz. Şimdi bakarsak yukarıya doğru sıcaklığın azaldığını ya da arttığını mevsimin ne olduğuna bakarak anlayabiliyoruz. Aşağı doğru yine aynı şekilde karaların içlerinin ya da denizlerin hangi sıcaklık değerlerine sahip olduğunu görebiliyoruz. Peki. Şimdi bununla ilgili önemli bir notumuz var hemen. Yıllık sıcaklık farkları en fazla olan yerler enlem ve karasallığın etkisi altındadır. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Az önce de söylemiştik. Yıllık sıcaklık farklarının en fazla olduğu yerler enlem ve karasallığın etkisi altındaki yerlerdir. Yani ekvatordan kutba gidildikçe sıcaklık azalıyor. Buna bağlı olarak kara içleri değil arkadaşlar. Bakın o önemli bir detay. Buna bağlı olarak sadece enlem değerlerinin değişimine bağlı sıcaklık değerlerinde düşüş görülüyor. Karasallığın etkisinde ise denizin uzak alanlarda karasallık etkisi ile sıcaklıkların düşüşe geçtiğini gözlemleyebiliriz. Hemen yine önemli bir bilgimiz. Yıllık sıcaklık farkları denizlerin fazla olmasından dolayı güney yarımkürede daha azdır. O zaman kuzey yarımkürede karalar, güney yarımkürede denizler daha fazla yer kaplar ve bu nedenle de güney yarımkürede sıcaklık farkları arasındaki değerlerin çok birbirine uzak olmadığını yani farkın daha az olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ortakuşak karalarının batısında yıllık sıcaklık farkı doğusundan daha azdır. Sebebi ne diye sorarsa bakın kuzey yarımkürede her zaman batılarda yani karaların batısında sıcak akıntılar mevcutken doğu kıyılarında ise soğuk akıntılar mevcut. Bu nedenle o bölgenin sıcaklığı okyanus akıntılarına bağlı olarak farklılaşmakta. Yani karşınıza bununla ilgili soru geldiğinde Kanada'nın doğusunun batısından daha soğuk olması, bütün enlem değerleri ve okyanusa bakan yerlere aynı olmasına rağmen sorulursa neden farklıdır diye ne diyoruz? Doğuya gelen akıntı soğuk iken batıya gelen akıntı daha sıcak ve bu nedenle okyanus akıntılarından dolayı doğu ve batı arasında sıcaklık farkının fazla olduğu gözlemlenmiştir diyebiliriz. Peki. Yine hemen arkasından dünyanın Ocak ayı sıcaklık ortalama dağışına bakalım. Ocak ayı dediğimizde hemen aklımıza ne geliyor? Kuzey yarım küre kış yaşar Ocak ayında. Tam tersi güney yarım küremiz ne yaşayacak? Yaz yaşayacak. Peki o zaman soğuk alanları biz güney yarım kürede aramamalıyız. Neden? Güney yarım küre ne yaşıyordu? Yaz yaşıyordu. Aksine soğuk alanları kış mevsiminin yaşandığı kuzey yarımkürede aramalıyız. Bakalım peki güney yarımküreye baktığımız zaman görüyorsunuz ekvator yakın alanlarda ve karasallık etkisiyle kara içlerinde 30 derecelik sıcaklıklar görülüyor. En düşük sıcaklığımızda 0 santigrat dereceyle güney yarımkürenin orada gözüküyor. Fakat ne demiştik? Burası güney yarımkürenin en soğuk alanı. Şimdi bizim için dünyadaki en soğuk alanı bulmak önemli. Ona da baktığımız zaman enlem etkisiyle ve yine karasallık etkisiyle görüyorsunuz arkadaşlar Rusya'nın üst kısımları deniz etkisinden uzak ve enlem olarak daha kuzeyde olduğu için en soğuk yerleri bizlere veriyor. -30'lar, -20'ler rahatlıkla bu bölgede görülüyor. Peki en sıcak yerleri nerede aramalıyım? Tabii ki güney yarımküre yaz yaşıyor demiştik. O zaman güney yarımkürenin dönenceleri civarı en sıcak yerleri bizlere verecek. Hangi dönencemiz vardı güney yarımkürede?
Oğlak dönencesine. O zaman dünya Ocak ayında en soğuk yerleri kış yaşayan kuzey yarımküre, en sıcak yerleri ise yaz yaşayan güney yarımkürede görebileceğiz. Ama güney yarımküre neresi arkadaşlar? Ekvator alanları değil. Dönenceler ve civarı. Neden derse, neden ekvatora bakmıyoruz da dönencelere bakıyoruz derse, cevabımız aslında çok net. Nem azlığından dolayı çöller çok daha fazla güneşlenebiliyor. Ekvator nasıl bir ortamdı? Oldukça yağışlı bir ortamdı. Dört mevsim bol miktarda yağış alıyordu. O zaman güneşlenme burada çok daha az. Çöllerde ise çok daha fazla. O yüzden sıcaklığın en yüksek olduğu yerler ekvator ve çevresi değil. Aksine dönenceler ve çevresidir. Bunu da lütfen aklımızda tutalım. Kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede yaz yaşıyor. Az önceki grafiğe göre. Peki dünyanın en sıcak yerleri o yüzden güney yarımkürenin dönencesi. Yani Oğlak dönencesinde. Dünyanın en soğuk yeri ise Asya ve Amerika'nın iç kısımları. Yani Asya'da Rusya ve yine batı tarafta Amerika en soğuk yerleri bize verecek. Şimdi Temmuz ayına bakalım arkadaşlar. Temmuz ayındaki sıcaklık dağılışı dedik. Şimdi Temmuz ayında öncelikle düşünmemiz gereken, aklımıza ilk gelecek, kim yaz kim kış yaşıyor. Kim yaz yaşıyor Temmuz ayında? Tabii ki kuzey yarımküre, yani Türkiye'nin bulunduğu yarımküre yaz mevsimini yaşamakta. Peki güney yarımküre ne yaşıyor arkadaşlar? Güney yarımküre ise tam tersi, kış yaşıyor. O zaman en sıcak yerleri kuzeyde bulacağımı, en soğuk yerleri de güneyde bulacağımı rahatlıkla söyleyebilirim. Peki en sıcak yerlere bakarken biz ekvator ve çevresine mi bakıyorduk? Hayır. Nereye bakıyorduk? Dönenceler ve çevresine. Kuzey yarımkürede dönencemizin adı neydi? Yengeç dönencesi. O zaman bakın buraya yengeç dönencesi yazdım. Dünyanın en sıcak yerleri ne olmalı? Kuzey yarımkürenin yengeç dönencesi civarları olmalı. Peki bunu biliyoruz. Bakalım sıcaklığı 35 dereceler. Evet arkadaşlar, 35 derecelerle dünyanın en sıcak yerleri kuzey yarımküre yengeç dönencesi civarları iken, en soğuk yer istiyorum. Kış mevsimi yaşayan yere bakmalıyım. Kış mevsimi yaşayan yerimiz neresi? Hemen bakalım. Güney yarımküre. -30'lara kadar güney yarımkürede sıcaklığın düştüğünü bu haritadan da rahatlıkla görebiliyoruz. O zaman en soğuk ve en sıcakta önemli olan kimin hangi mevsimi, hangi ayda yaşadığını bilmektir. Temmuz ayı bizim için yaz, onlar için kış. O nedenle en sıcak yerler bizim dönenceler civarımız. En soğuk yerler ise güney yarımküre dönenceleri civarıdır. Peki hemen az önce söylediklerimizi tekrar edelim. Kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede kış yaşanır. Dünyanın en sıcak yerleri yengeç dönencesi civarlarıdır. En soğuk yerleri ise kış yaşamalarından dolayı Antarktika ve civarıdır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım.